Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından sınır kapılarında başlayan sıkı denetim nakliye sektörünü vurdu. Sarp sınır kapısında sıkı denetimler nedeniyle kilometrelerce tır kuyrukları oluştu. Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından sınır kapılarında başlayan sıkı denetim nakliye sektörünü vurdu. Türkiye'nin Kafkasya'ya açılan kapısı olan Sarp sınır kapısında tırlarda denetimlerin sıklaştırılmasının ardından tır kuyrukları önce Hopa'ya, ardından 10 kilometre uzakta bulunan komşu ilçe Arhavi'ye kadar uzadı. Sınır kapısında yolcu ve araç trafiğinde zaman zaman yoğunluk yaşanırken tır sürücüleri uzun kuyruklar nedeniyle sıkıntılarını dile getirerek yetkililerden yardım istedi. Türk kapıdan geçtiğin sonra Gürcü kapıda sıkıntı olmaz Allah'ın izniyle. Sıkıntı bu tarafta. Sıkıntı bu tarafta. 26. gün abi. 6. gün yoldasınız. Evet abi. Nereden buraya ancak varabildiniz 6 güne? Arhavi'de tünellerden girdik buraya kadar geldik abi. Kontroller sıklaştı, personel eksikliği var. Yetersiz gelince bize şöyle. Ne kadar bekliyoruz burada? Buradan mı yoksa başlangıçtan? Kuyrukta ne kadar bekliyoruz? Kuyruktan buraya kadar 4. gündür bekliyorum. Yani gerekçe ne? Bilmiyorum, kimse bilgi vermiyor ki. Millet duruyor, biz de duruyoruz. Vallahi belli değil, 3 gün 4 gün oldu. Bu yoldasınız yani. 4 gündür bekliyoruz, pel perişan. Ne bir su var, ne affedersiniz tuvalet var. Yani bu bir rezillik yani. Tamam, güzel bir şey. Ülkemiz için ama böyle bir şey yok yani. Perişanız. Bu insan burada 4 gündür, 5 gündür. Şimdi bak 4 günde buraya geldik. 4 günde buradan kapıya geçer. Bu vatandaş ihtiyacını nerede görecek? Bu mutfağımız işte kendi imkanlarımızla buralarda geçinmeye çalışıyor. 4 gündür bekliyoruz, tamam mı? Çalışan şoför arkadaşlar hep mağdur. Kimisinin erzağı bitti, kimisinin ekmeği bitti. Kimisi banyo yapamıyor. Bazı ihtiyaçlarımızı sağlayamıyoruz. Yanımıza hiçbir güvenlik, hiçbir soran, bizim halimizi hatırlıyor, soran kişi gelmiyor. Bak, perişanlık diz boyu, çile bülbülüm çile. Görüyorsunuz yani vaziyeti. Bu evrakları yaptırmak için mi bekliyorsunuz? Aynen. Evet. Aynen. 3 gündür belli eziyet çekirik ha buraya.